Bir gün öleceğim. O gün bugünse endişelenebilirim. Eğer bugün değilse bırakın öğle yemeğimi yiyeyim. Ölümle sonra ilgilenirim. Stoacı Epiktetus'a göre bazı şeyler sizin kontrolünüzdeyken bazıları değildir. Kendi hedefleriniz doğrultusunda çaba gösterin. Çünkü çabanız ve niyetiniz sizin kontrolünüzdedir. Sonuçlar konusunda endişelenmeyin. Çünkü sonuçlar sizin kontrolünüzde değildir. Okçu metaforuna göre bir okçu en iyi oku ve yayı seçebilir. Saatlerce pratik yapıp ok atmayı çok iyi öğrenmiş olabilir. Oku atana kadar her şey onun kontrolünde. Ama attıktan sonra bir rüzgar en iyi atışın ıskalamasına neden olabilir. Ya da bir terfi beklediğinizi düşünün. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için çalıştınız. Çok iyi iş çıkarmış olmanıza rağmen başka bir arkadaşınız sizden daha iyiydi ve terfiyi o aldı. Sonuç her ne olursa olsun bu noktada odaklanmanız gereken şey gösterdiğiniz çabadır. Sonuç değil. Epiktetus'a göre elinden gelenin en iyisini yaptığına göre mutsuz olman için bir sebep yoktur. Stoacı yaklaşımı bakış açınızı ve olayları nasıl gördüğünüzü değiştirmeye yarayan bir zihinsel hile olarak düşünebilirsiniz. Zihin hileleri dendiğinde ciddi bir şey değilmiş gibi görünebilir. Ama gerçekliği nasıl algıladığınız zihinsel bir hiledir. Son söz, kontrolün sizde olmadığı konularda endişelenmeyin. Çünkü değiştiremezsiniz. Kontrolün sizde olduğu konularda da endişelenmeyin. Çünkü değiştirebilirsiniz.